Hayırlı işler. Sağ olun. Teyze. Bak. Burayı çok seveceksin. Buyurun. Hülya Hanım'a gelmiştik biz. Kim geldi diyeyim? Nilay diyeyim. Siz buyurun, çıkın ben haber vereyim. Gel bakalım. Teyze, bak kocaman yere geldik. Ne kadar büyük değil mi? Hoş geldiniz. Biz geldik. İşte sonunda geldik. Hülya, ben şey yaptım. Bahar'ı sana getirdim. İyi yaptın Nilay abla. Çok iyi yaptın. Teyzen, hoş geldin. Kimlerin evine geldin sen? Ay mis gibi de kokuyor. Nusret'in Mehmet'in doğum gününü kutluyorduk. Hadi girelim içeri. Ana, bu güzel kız mı gelivermiş? Sen kocaman onu vermişsin ya. Aman gelin hanım, sen ağır taşıma ve bari ben taşırım. Al al Aysel abla, üşümesin. Geçin içeri hadi. Tamam. Hadi, kapıda kalma Nilay abla, geç. Yok, girmeyeyim ben. Çok işim var benim. Aa, tamam. Ne zaman dönersin peki? Yani şeyden soruyorum. Bu aralar ben de çok kötüyüm de. Ya, bulantım çok, sorma. Hülya. Bahar artık sende kalacak. Nasıl? Ablam dönene kadar mı? Yani kalsın. Kalsın tabii başımla beraber de. Ya Allah aşkına Nilay abla. Ablam giderken sence niye bana bırakmadı hiç düşündün mü? İşte bırakmadı da... Gene de sende kalması daha doğru olur. Affedersin ama yani anası sensin. Kimse senin yerini dolduramaz. Şimdi ablam da ortalıkta yok. Ben ne alaka anlayamadım gerçekten. Alaka şöyle. Çok alaka aslında. Nilay abla. Sen acaba biraz işin kolayına mı kaçıyorsun ha? Bana bak. Abuk subuk konuşma. Ne abuk subuk konuşma? Analığını hatırlattığım için mi abuk subuk konuşuyor oluyorum acaba? Bak size net söylüyorum. Hülya'ya tek kelime bir şey demeyeceksiniz. Bu kadar zaman saklamışsınız. Şimdi mi aklınıza geldi söylemek? Kız hamile. Öldürecek misiniz onu? Senin ablan var ya senin ablan. Çok sorumsuz biri Hülya. Ne cehenneme gittiyse seninle konuşup böyle gideyim. Sen nasıl bir insansın ya? Senin kalbin yok mu ya? Ha? Senin kalbin yok mu? Senin kalbin yok mu? Ha. Yeter ki sen kendi çocuğuna bakmak zorunda kalma. Öyle değil mi Nilay abla? Yahu insanların %99'u hem çalışıyorlar hem de çocuklarına bakıyorlar. Ablam şu an belli ki kötü bir dönem geçiriyor. Zor bir süreçte. Ne var? 2 yılda 2 gün sen alıver kendi çocuğunun sorumluluğunu canım. Bana bak. Sende kalacak Bahar. Derdini ablanla hallet. Yettiniz artık be. Al şunu da. Bu ikisi benim beynimi yakacak. Böyle yakacak, kemirecek benim beynime. Tamam Düğmeciğim, sakinim ben. Kız sarı civciv. Sen de tatlı bir şeysin ya. Hoş geldin. Teyzeciğim, misafirliğe mi geldin sen? Hülya.
ablan sana mı bıraktı kızı? Miray abla getirdi. Ablam bir şey ya. Malumunuz kayıp, orada da yok. Evet. Nilay abla da tabii çalışıyor. O nedenle ablam gelene kadar biraz idare edeceğim artık. Öncü güvvet geldi. Eli kulağında ablan da geliyor akşamı sabah. Hüseyin nasılsa bulup getirir. Hayırlısı artık. Valla orasını bilemeyeceğim ya hala. Aysel abla, sana zahmet, sen meyve hazırlasana çocuklara. Gel teyzeciğim, biz de yukarı çıkalım. Ben de gidip Ceren'le ilgileneyim. Ya kesin huysuzlanır o şimdi. Alıyor böyle şeylerin elektriğini. Garip bir çocuk zaten. Ay Zeynep yengem bugün gelesi falan gelmesin şimdi. Tamam tamam, uzatma. Hadi bakalım o zaman yukarıda güzel güzel hepsi oynasınlar. Kızım sen yorma kendini. Alsana çocuğu. Al. Yok. Alsın. Ah güzel. Al bakalım sen de çantanı. Hadi sıcak sıcak yukarıda. Hadi bakalım. Değil mi oynayacakmışsın Memo ile Ceren'le ha? Sevdin mi oyuncaklarını teyzeciğim? Oh, sana biz bir de yatak yaparız, mis. Kadar. Ay abla, bu da burada kalacak deme sakın. Ay sus Zeynep. İşte durum biraz gördüğün gibi. Ceren'cim, üstünü giyindiysen gel bir sene benim odamda oynayalım. Ya ben böyle oynayacağım. Bunlar hazır, Hülya kız. Ha, sağ ol. Sağ ol Aysel abla. Ya biz buraya bir yatak hazırlarız değil mi Aysel abla? Tabii. Ceren'in eski yatağını getiriverim. Aa, burada yatağı. Ay sağ ol. Ya vallahi kusura bakmayın. Hani sizi de böyle görüyorum ama durum işte. O ne biçim laf Hülya gelin. Sular zamandan durulu. Sen hiç canını sıkma. Sağ ol. Ceren. Gelmiyorsun yani Ceren. İyi peki sen bilirsin. E tabii kimle oynadığını bilmediği için. Bade. Allah aşkına yapma ablacığım ya. Bak bunlar daha çocuk. Öyle beyni bizim gibi işlemiyor. Gel mi Allah aşkına çocuğu? Yani ama annesinin neden bu evden gittiğini bilseydi... kusura bakmayın ama benim vicdanım hiç rahat değil yani. Ay. Allah'ım sen bana güç ver. Sen bana o kapıları açacak güç ver ne olur. Gittikçe korkum büyüyor. Elim ayağıma felç geliyor korkudan. Hayır, benim bir tek oğlum için çabalayacak gücüm kaldı. Bir de bu karanlığa giremem. Bebeğim olacak benim ya. Ah abla, ah mahsus mu yapıyorsun? Hayrola? Misafirimiz mi var? Ya evet. Evet, Kerim eniştesi Bahar geldi. Nilay abla getirdi. Ceren'le Memo ile oynasın diye, değil mi teyzeciğim? Ha. Hoş geldin fıstık. Gel gel. Ya Hücan sırası mı şimdi? Evde bir sürü yeni dert çıkacak. Abimin sevgilisinin çocuğuyla kendi çocuğu aynı odada. Şart mı şu gerilimi tırmandırmak ya? Biliyorum. Biliyorum da ne yapayım? Nilay geldi, çocuğu kucağıma bıraktı gitti kapının önünde. Ben de git al ne yaparsan yap diyemedim. Ablam kızın başına yıkmış gitmiş. Ben bu Melih'i gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl bir sorumsuzluk ya? Tamam Nilay'ı da çok anlamıyorum ama sonuçta kendi aralarında bir anlaşma yapmışlar. Nasıl böyle sorumsuzca çekip gider? İlgi çekmeye mi çalışıyor? Nasıl bir mesaj vermek istiyor? Bu nedir şimdi? Ya ben halledeceğim. Sen bana bırak. Gerçekten gerilme hiç. Halledeceğim ben. Şey mi yapsak acaba? Ne bileyim, ablam gelene kadar ben çocuğu alayım, onların evinde bakayım. Daha neler? Bu halinde bir o eksikti. Neden her şeyi biz hallediyoruz? Neden insanlar kendi çocuklarının, kendi ilişkilerinin sorumluluklarını almıyorlar? Bak, bu aile ilişkileri biraz habisleşti. Ben sana söyleyeyim. Bravo Kerim. Vallahi bravo. Bak dikkat et, çok kritik bir andayız şu an. Bir evliliğin olmazsa olmaz en kutsal safhasına vardık. Söz, nişan, evlilik, bebek. Ve senin ailem benim ailem kavgası. Biz bunu yapmışsak biz olduk seninle çift olarak. Bizim ilişkimizin hiçbir safhası standartlara uymadı farkındaysan. Şu Melih'e söyle bir kendine gelsin. İlişkinize de biraz mesafe koyun. Seni böyle yormasına izin veremem. Bir bulsam. Bir bulsam ben biliyorum yapacağım, sen merak etme de. Bulamıyorum.
Ben onun beynini burnundan fitil fitil getirmek suretiyle aslında doğduğuna pişman edeceğim de bilmiyorum. Nerede bilmiyorum. Oh. Ay ne oyuncaklar varmış, ne oyuncaklar değil mi? Hadi bakalım ne yapıyoruz? Gün mü yapıyoruz? Bana da bir çay koyun. Bahar'cığım bana da bir çay koy, hadi bakalım. Ay. Hadi bakalım içelim. Kimse sevmez. Güldüğü korsan kâr etmez bu abla. Hem ismini değiştiremezsin ki. Baştan ne kombisi o? Nüfus kağıdına yazılıyor. Bana ne? Silsinler. Baştan Bahar yazsınlar. Senin için geçmiş ola. Artık çocuğuna koyarsın. Tamam o zaman. Ben birkaç sene sonra bebek doğurunca adını Bahar koyarım. Biraz erken olmaz mı ablacığım? Hem Kerim Almanya'da. Nereden bulacaksın onu da bebek yapacaksın? Kerim erkek. O nasıl yapacak bebek? Ben yaparım, ona sürpriz olur. Amma da sürpriz olur hakikaten. Kızım salak bu. Ya yiyeceğim seni. Yiyeceğim. Ay annem olacakmış bu şaşkın. Bebeğin ismini de Bahar mı koyacakmış? Vallahi kimse sulanmasın. Ben koyacağım kızımın adını Bahar. Kimseye koydurtturmam. İlk ben dedim ama. Asıl ben koyacağım bebeğin ismini Bahar. Sen yaz koy, sen kış koy, benimkisi Bahar olacak. Hiç de bile. İlk ben söyledim ama. Basayım, basayım, basayım beni. Neden kimseye söylemedi bunu Bayram Baba? Çünkü cesaret edemiyor. Belki Kerim'in tepkisinden korkuyor. Mahkemede vurup kaçacak. Aslında iyi düşünmek lazım. Yani benim de Kerim'in tepkisinden korkmam lazım. Bunu ortaya saçmak çok alçakça bir şey. Ben bu alçaklığı Filiz'e yapabilir miyim? Cık, yapmasam daha iyi ama. Peki ben yapmasam kim en güzel yapar bunu? Kolay çifanla Çinayda. Ne Nayda? O ne demek ben anlamadım. Gel, gel kulağına söyleyeyim. Gel bakalım. Ay dur. Hadi, hadi yemek hazır. Herkes sofraya. Hadi bakalım. Hadi kalkın. Ay yok yok Kerim. Biz hiç inmeyelim yani iyiyiz böyle. Şimdi çünkü ne bileyim aşağıdakilerin sinirlerini zıplatmayalım. Biz burada yeriz yemeğimizi. Merak etme tatlım. Ben evdekilerin bütün sinirlerini aldım. Sen bana güven. Hadi bakalım. Gel fıstık sen benimle gel. Memocuğum. Hanımlar önden. Sen zaten kocaman adam oldun. Bence kendin gelebilirsin artık, öyle mi? Ya senin de bakışını yerim. Gel annem. Gel, ben de seni alırım. Gel küçük timsiz. Ben de seni alırım, gel. Hadi bakalım. Bunu sen istedin Filiz Hanım. Çok üzgünüm senin için ama yapacak bir şey yok. Dalmışsın. Karınız aradı. Doktoru hatırlattı. Tamam, sağ ol.
Tamam, merak etme. Görüşürüz. Bay bay. Senin canın mı sıkkın? Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Bir gün bana gelmek ister misin? Çok isterim. Çok merak ediyorum şu meşhur evini. Özellikle su sistemini. Ya biliyor musun, aslında bizim de öylece duran bir arazi var. Çok güzel. İçinden dere falan geçiyor. Oraya basit, ekolojik bir ev yapmak istiyorum. Böyle çocuklarla gidebileceğimiz bir hafta sonu evi olur. Doğada vakit geçirirler. Yalnız hocam, Hülya'yı düşünemiyorum o evde 5 karış topuklularla. Hülya köy kızıdır. Her durumu ayarlar kendini. Nasıl yani? Ne alaka? Köyde büyüdün. Babamın köyünden. Peki senin yolun nasıl kesişti bir köy kızıyla? Beşik kertmesi falan değildir inşallah. sayılır. Aslında babam Hülya'nın ablasıyla nişanlamıştı bizi biz küçükken. Ama tabii Hülya işlerin gidişatını biraz değiştirdi. Artık sadece yakın gözlüğümü takıyorsun. Pardon, ben çıkaramadım sizi. Ben Hülya. Babanızın arkadaşı, Çamoğlu Salih'in küçük kızı. Hani çocukken şey yapmıştım. Hatırladım. Şu Hülya. Yine kovalamayacaksın beni değil mi? Evlenmek istiyorum seninle diye. Yok canım. İyi bari. Halanız mı ziyarete geldiniz? Ablanızı istemeye geldik Hülya Hanım. Zorla gelmiş gibi bir haliniz var ama. Babamı tanımıyorsun. Söz vermişmiş. Ya şu kadardık. 12 yıl önce. Hatırlıyorsun. Laf anlatamıyorum ki. İşte. Ablam ne diyor peki bu işe? Bakalım. Bir B planı oluşturdum kafamda. Akşam yemeğe çıkaracağım Melih'i. Nasıl, makul bir kızdır değil mi? O da istemez böyle bir şey olsun. Sonuçta iki tane birbirini tanımayan insanı evlendirmek ne demek? Hangi devirde yaşıyoruz ya? Bence de çok haklısın. Yani ama işte bizim babalar öyle devir mevir anlamaz. Eski kafa adamlar bunlar. Ama yani kaderimizi değiştirmek de biraz bizim elimizde diye düşünüyorum. Öyle değil mi? İkimizin de işine gelecek bir planım var. Sen neler yapıyorsun? Hep köyde miydin bunca zamandır? Ay yok canım. Benim ne işim var burada? İstanbul'dayım ben. Üniversite okuyorum. Turizm otelcilik. Öyle tatile geldim ben bayram için. Çok kalmayacağım yani. Aman oku ya. Tıkılıp kalma buralara. Peki Melek? O hep köydeydi değil mi? Okumadı o. Onun zaten öyle okulda falan da pek gözü yoktu. Liseyi zar zor bitirdi. O işte ev işleri yapsın, dikiş diksin falan. Hep onluk işler onlar. Ev kızı tipi yani. Ama çok iyi yemek yapar ha, benden söylemesi. Ay yok canım, at yere bir şey olmaz. Biz de hep atıyoruz buralarda. Hiçbir şey olmaz. Koyma cebine. Bu tip atıklar doğada kaybolmuyor. Sen de atma. Tamam mı? Atma. Ben gideyim artık. Şu başıma açılan işleri nasıl toparlayacağım bir bakayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hocam bence siz çevre konularını falan bırakıp kendi hikayenizi yazın. Fena fikir değil. Mutlaka geleceğim evine. Merak ediyorum.
Seninle yatmayacağım dedi. Ama kötülük kutusu açıldı bir kere. Bakalım hocam. Yaşayıp göreceğiz. Hayat hikayemizi ikimiz adına bizim hanım güzelce yazıyor. Allah'tan güzel yazıyor. Bayram amca evlenmemizi mi istiyor? Ay, ay, ay çok pardon ben biraz aptal oldum şimdi tabii. Hiç beklemiyordum böyle aniden şey olunca. Ne diyeceğimi de bilemedim kusura bakma. Hülya, sana evlenme teklif etmiyorum. Babamın cin fikirlerinden biri bu sadece. Bana evet demen gerekmiyor. Senden basit bir şey istiyorum. Babam birazdan konuşmaya geldiğinde ona beni istemediğini söyleyeceksin. Oldu bitti. Ama canım ben nasıl öyle bir şey söyleyebilirim ki? Yani sonuçta ben kim oluyorum da koskoca Bayram Cevher Bey'e yok istemiyorum yok olmaz diyeceğim. Ben diyemem öyle bir şey. Diyemem. Demek ki verdiği sözü bir şekilde tutacak baban. Şimdi tabii ablamı alamayınca bari beni alayım demiş. Vallahi sözün neriymiş ya. Bravo ne diyeyim. Ya manyak manyak konuşma kızım. Bebek değilsin artık. Hala benimle evlenmek istemiyorsun herhalde. Babam gelince ona beni istemediğini söylersin. Sen yoluna ben yoluma. Onun da içi rahat eder. Ne yapalım kız istemedi der. Ben söylediğim zaman cinnet geçiriyor. Daha 5 sene onun maddi desteğine ihtiyacım var benim. Ya. Bak bu kötüymüş üzüldüm senin adına. Tüh. Hülya. Ha. Bak lütfen. Tamam ne istiyorsun? Bana gelen paranın yarısını sana gönderirim. Anlamadım. Sen bana ne diyorsun ya? Ha? Senin bu söylediğin şey çok kırıcı farkındaysan. Gel kız buraya. Gel buraya. Ya söylediğim şeyin neresini anlamıyorsun? İstemiyorum ben seni. Sevmiyorum ya. Ben seni 8 yaşımdan beri seviyorum ama aptal. Ben seni ne yaparım biliyor musun? Ben seni parçalarım be. Bir de bana para gönderecekmiş. Sen kim köpeksin bana para göndereceğim be? Ben o parayı alır ne yaparım biliyor musun? O parayı alır, kıvırır, senin karım. Kerim. Çok güzel. 10 hafta 2 günlük bebeğimiz. Şu anda 3 santim ve hareket ediyor. Bakın. Şuna bak gerçekten cinne kadar. 3 santim. Bu nasıl bir mucize ya. Bayağı şimdiden her şey var. Bir de hareket ediyor. Ağırlığı da 4 gram kadar. Küçücük. Her şey normal görünüyor. Bundan sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bulantılarınız da geçecek. Ay ben şimdi onu gördüm ya zaten. Böyle kalp atışlarını da duydum. Ben iyi olurum zaten artık. Tamam iyiyim ben. Ya. Bu görüntüleri vereceksiniz değil mi bize? Tabii. Siz toparlanırken ben de odama geçiyorum. Konuşmamız gereken şeyler var. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır, hayır. Bundan sonra yapacaklarımızla ilgili. Kerim. Çok heyecanlandın sen. Bu gerçekten çok acayip bir şey ya. Bayağı şoktayım ben şu an. Ya bir de kalp atışlarını falan duyunca bayağı kulaklarıma inanamadım. Bak sen aşağı in. Bir kahve al kendine. Böyle temiz hava al kendine gel tamam mı? Kendinle baş başa böyle bir bu anın tadını çıkart. Ben de gideyim doktordan bilgi alıp geleyim tamam mı? Benim de dinlemem gerekmez mi? Yok bu öyle bir şey değil zaten. Yani ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne yapacağım falan öyle benim bilmem gereken şey. Senin değil. İyi peki. Uf gerçekten başım döndü. Yakında bulantıların da başlar. Dalga geçme. Şoktayım. Hülya. Bu gerçekten harika bir şey. Bana bunu yaşattığın için teşekkür ederim.
Teşekkür ederim kocacığım. Hadi bakalım. Oturun. Eşim çıktı. Doktor hanım, onun yanındaki özeniniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Açıkçası telefonda anlattıklarınızdan sonra biraz korkmuştum. Ama sizi muayene edip ayrıntılı bakınca rahatladım. Kaygılanacak hiçbir şey yok Hülya Hanım. Gerçekten iyisiniz. Ben rahat bir hamilelik geçireceğinizi düşünüyorum. Evet, daha önceki doğumdan kalma sorununuz var. Ama yurt dışında görmüş olduğunuz tedavi iyi sonuç vermiş. 10. haftaya girdiğimize göre de fazla endişelenecek bir şey yok. Gerçekten mi? Ay Allah'ım şükürler olsun. Ay şükürler olsun, çok sevindim. Şimdi bu da ev ödeviniz. Tamam, yaparım, hepsini yaparım. Yapacaklarım yazıyor herhalde burada. Tabii, her şey ayrıntılı olarak yazıyor. Siz biraz okuduktan, inceledikten sonra da detaylı olarak sizinle konuşacağız. Tamam. Ay çok sevindim. Memo bebeği görünce ne yapacak acaba? Bebiş geldiğinde tam 1,5 yaşında olacak oğlum. O zamana kadar yürür, konuşmayı öğrenir, koşar. Ben onu ruhsal olarak hazırlarım o sürece. Sen? Tabii hemen sen alırsın benim oğlumu, böyle koca adammış gibi konuşursun, o da hemen hazır olur. Benim çocuğumun beynini yakma ya. Sen şimdi evrim teorisinden bir girersin, gezegenler, ekolojik sistem. Böyle oradan girer, buradan çıkarsın, benim oğlumun beynini yakarsın. Ben hazırlarım. Ya çok tuhaf oldum ben. Bayağı böyle ayağımın altından yer çekildi sanki. Böyle bir değişeyim şu an, sanki ben gibi değilim. Tamam, sen söylediğinde de çok sarsılmıştım ama şimdi böyle kalp atışlarını duymak, tipini görmek falan. Tipini? Ay tipini nasıl gördün acaba? Ben kafamda boşlukları doldurabiliyorum. Bir kere çok akıllı bir kız olacak. Havalı ve gururlu bir kız. Kız olacak. Tabii. Ya Kerim'cim daha hiçbir şeyini göremedik ki. Göremediğimiz şey işte onun kız olduğunu gösteriyor. Yok. Ya bu nasıl bir düz mantık? Cahilsin Kerim'cim. Hem cahil hem akademisyen nasıl olur ya insan? Aman aman. Sağlığı sıhhati yerinde olsun, ben başka bir şey istemem. Adını tanem koyalım mı? Ben onu böyle bir tanem diye severim. Hayır. Onun adı Düğme. Düğme? Ha. Düğme Cevher. Olur. Olur tabii. Ya inanamıyorum ya, bayağı isim falan konuşuyoruz. Ya tabii şöyle, sen Mehmet'le biraz tuhaf bir süreç yaşadın. Yani o hazır geldi ya sana, paket program yani. Öyle olunca tabii sen arkadaşın sanıyorsun Mehmet'i. Şimdi ilk kez böyle en başından babalık sürecini yaşıyorsun ya. Hani ondan böyle tuhaf gelmesi. Filiz bana hamile olduğunu söylediğinde hiç böyle şeyler hissetmemiştim. Sanki beni ilgilendiren bir şey değilmiş gibi. Sanki yabancı birinin çocuğuymuş gibi. Biliyorum. Aynısı bana da olmuştu. Kendimi hep suçlu hissettim bu yüzden. Bu konuyla ilgili sonra kendimi çok suçladım. Belki de onun için Mehmet'i arkadaşım sanıyorum. Belki onun o bebek olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Ne garip değil mi? Şimdi Düğme'nin hayatımıza girmesiyle o günler daha bir huzursuz etti beni. Biliyorum. Keşke sana anlatabilsem. Aynı şeyler bana da oluyor. Her saniye aklıma o geliyor. Sanki ona hamileyim tekrar. Sanki onu bir daha doğuracağım. Benim canım pasta çekti. Güzel. Demek aşermelerimiz de başladı. Çok güzel. Tamam, bugün istediğin kadar pasta yiyebilirsin. Ben sağlayacağım. Sağ ol ya. Oh be, biraz sakinleştim. Yavrum Süleyman'cığım,
Umarım bunu adet haline getirmezsin. Yani çünkü ben hamileliğim boyunca böyle sana uyup 100 kilo olamam. Sen zaten yakında top gibi olacaksın hayatım. O günleri görmek için sabırsızlanıyorum. Ay kusura bakma ama sen benim o halimi anca rüyanda görürsün. Bir kere sana bir şey söyleyeyim mi? Çok şaşıracaksın. Çünkü ben çok güzel bir hamile olacağım. Sen zaten ışık gibisin hayatım. Sana bakınca gözlerim kamaşıyor. O yüzden kilolarını falan görmem ben, merak etme. Ay öyle mi? Ya sen ne yalancı bir adam oldun ya. Oldum değil mi? Ya oldun, çok fena oldun. Peki ben kilo alsaydım sen beni sevmeyecek miydin? En çok seni kilo olunca seveceğim. Evet. Bebeğimiz olacak. İyi. Bol bol evcilik oynarsın artık. Çok, çok mutluyum. Kaç bebeğimiz oldu şimdi toplamda? Bir senin, bir benim, bir de ikimizin. Ama hepsi bizim sayılır. Hayret edecek iş. Ben ne zaman yavru filleri görmeye gideceğim? Bu kadar çocuklu adam olmuş. Yavru bebekleri görürsün. Pişt, dört göz. Sen niye durup durup geliyorsun? Hı? Ne istiyorsun bizden, ne? Bir kere kocamın kafasını karıştırıyorsun sen ya. Bak çok mutlu o. Ne yapacaksın? Düşünmek de mi yasak? Yasak canım. Sana yasak. Ya aklı hep yavru fillerde. Biraz evcilik oynattırmıyor. Ya öyle değil işte artık. Artık aklı fikri öyle fillerde falan filan değil. Hem merak etme sen. Biz çok mutluyuz. Doğru mu söylüyor? Adam duymuyor bile ya. Duymaz. Diyorum sana duymaz ya. Kafasını karıştıramazsın sen benim kocamın. O çok mutlu ya bizle. Gerçekten. Hem git. Git ben sana pasta alayım. Git ötede pastaya ya. Karıştırma benim kocamın kafasını. Bak. Gördün mü? Büyüyünce ne kadar mutlu olmuşuz. İyi misin? Ne istiyorsun? Ha? Çocuğunu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Senin ne istediğin önemli. Şimdi bir karar vereceksin. Ya gerçek kızın Bahar'ı büyüteceksin ya da Filiz'in oğlu Mehmet'i. İkisine birden sahip olamazsın. Bir seçim yapacaksın. Biz Filiz'le dün gece evlendik. Ona düğün hediyesi olarak Mehmet'i götürmek istiyorum. Güzellikle verirsen Bahar'dan kimsenin haberi olmaz. Yoksa bu iş büyür. Mutlu yuvan bütün bunları kaldırmaz. Ne ki bu? Ha? Ne bu? Kırıntıki arkası dönük aptal saptal konuşuyor. Ben bunun nesine inanayım be? Ha? Nesine inanayım? Yazılı imzalı ifadesi de var. Ayrıca güzelim, o çocuğa bir bakışta ikimizin çocuğu olduğunu anlamak zor değil. Karar senin. Mehmet'i istiyorsun. Ben sana değil Mehmet'i, Mehmet'in bezlerini bile vermem pislik herif, anladın mı? Tamam. O zaman ben de akşama gelip hepiniz masada otururken Kerim'in kucağından alırım Mehmet'i. Herkes de hikayeyi güzelce öğrenir. Gel. Vallahi buyur gel. Nedir ki alt tarafı masaya bir tabak daha koyarım. Ama gelmezsen adam değilsin. AYM'ye ben de gelmek istiyorum ya. Mahir'cim ayarını iyi yap. Asla sağ kalmasını istemiyor. Merak etme şef. Arkadaşlar çok güzel ayarlayacak onu. Aklınızı mı oynattınız siz be? Sus lan. Tamam. Anlaşırız. İşi abuk subuk yerlere götürmeyin. Bıktım lan senden. Anladın mı? Bıktım lan senden. Mahir benim gitmem lazım. Arkadaşlar kolay gelsin size. Şimdiden ellerinize sağlık. Merak etme şef. Danke. Yürü lan. Yürü lan. Durun, ne yapıyorsunuz? Bakın saçmalıyorsunuz. Bir kızım varmış.
benim bir kızım varmış. Burnumun dibinde, gözümün içine baka baka. Bahar. Sen benim kızım mısın? Bırakın. Bakın, büyük servetim var benim artık. Filiz'i arama Ahir. Sana çok para öder. Ya, arayacağız zaten, arayacağız. Sen merak etme. Biri gelse senin cenaze yardımısın değil mi? Biz bunu muhtemel yarın... ikindiye yetiştiririz. Sen ikinciye yetiştireceğiz lan. Yavaş, yavaş, yavaş. İndir silahı, indir. Ne oluyor lan? Relax ol lan, ne oluyor? Siz yorulmayın. Biz alıyoruz beyefendiyi. Ama böyle olmuyor ki. Bu seferlik böyle olsun. Bu ne lan? He? Vaslı salta. Adamla kim oğlum? Uzaylı gibiler. Anlamadım abi. Amerikan ajanı olmasın herifler? Yok. Kesin Rus bunlar. Amerikan olsalardı sıkarlardı. Evet evet. Zaten sarışın çocuklardı. Kesin Rus. Evet evet sarı, o dragon vardı aralarında. Bunlar... Lan ne diyorsun lan siz? Kaçırdık lan adam. Hiçbir çocuk benim gibi bir annesi olsun istemez Süleyha abla. Hele bu çocuk. Asla. Hayatım boyunca başıma gelenleri hatırlatacak bu çocuk bana. Geldim. Geldim. Bebeğim nerede? Vermediniz değil mi kimseye? Bebeği kaybettik. Benim bebeğim öldü. Hem de benim salaklığım yüzünden. Ben kendi çocuğumun katiliyim ya. O Cemil, o
pisliğinin çocuğunu böyle içimden kazısınlar, alsınlar istedim, anladın mı? Seni ellemeyecek. Bunu biliyorsun. Onun için istiyorsun bu çocuğu. Hayır, ondan değil. Bana elini sürsene. Misafir mi geldi? Kim bu tatlı kız? Nihayet tanıştık Bahar Hanım'a. Nihayet tanıştık seninle. Hoş geldin bir tanem. Çok özledim ben seni. Teyzem. Biliyor musun, sen bana huzur veriyorsun. Benim sarı çiçeğim. Çok ağırmış. Pek umut yok deniyor. Dışarı. Ne yapıyorsun kardeşim? Sus kardeşim. Çık dışarı. Öğrenmişsin.